Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Şu anda saat 11. Biz kahvaltımızı yaptık. Mutfağı toparladım. Şimdi yatak odasından temizliğime başlıyorum. Daha önce de söylemiştim, hep yatak odasından başlıyorum diye. Devresimlerimi değiştirdim. Temizlerimi serdim. Şu anda gelen sesler çamaşır makinesinden geliyor. Benim makinem burada biliyorsunuz. Çalışıyor. Onları sererim. Bir posta daha makine alacağım buraya kimler için. Böylelikle temizliğime devam edeceğim. En azından ikiler boşalmış olur çamaşırlık. Benim çamaşır makinem ikilerdi ne yazık ki. Size daha önce hiç göstermedim ama bir gün belki gösteririm. Hiç sevmediğim bir yer. Yatak örtüsü uzun zamandır sermiyordum. Bugün bir şöyle sereyim dedim. Canım sermek istedi. Çünkü yatak örtüsü serdiğim zaman daha derli toplu oluyor ev, yatak odası. Bilmiyorum yani bir tek bana mı öyle geliyor ama. Tek bu yatak örtümü çok seviyorum. Modeli, böyle kelebek tarzı olması ama tek sevmediğim yanı çok fazla uzun. Gerçekten yani bakın şu an mesela görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yere kadar değiyor, diğer taraf da o şekilde. Orası da yere kadar değiyor. Çok fazla uzun yapmışlar ne yazık ki. Evet, sağ kokusu. Mis gibi şöyle yumuş yumuş koksun. Nevresinde kokan yumuşatıcı kokusuna bayılıyorum gerçekten. O kadar güzel kokuyor ki. Bu da Kerim Alp'in Müslüm örtüsü. Öğlenleri uyuduğu zaman üzerine örtüyorum. Çünkü diğer türlü terliyor. Bunu da bebekken almıştım ebeveykten. O kadar kaliteli ve o kadar güzel çıktı ki. Hala kullanıyoruz. Şimdi koyayım. Şimdi burayı süpüreyim ilk önce. Ondan sonra yavaş yavaş diğer odalara geçelim. Oluyor. O da isterse diye. Şimdi süt, efendim canım. Tamam olsun. Sütümün adı kahve olsun diyor da. Şimdi kendime sütümü ısıtıyorum. Böylece fokurdasın. Güzel bir sütlü kahve yapayım ama sanki sütümde bir sıkıntı var gibi. Niye böyle anlamadım. Daha yeni açtım sütümü. Geçen günde de aynısı olmuştu. Yine bu markadan annesinkini kullanmıştım geçen günde. O da böyle pişirdikten sonra sanki kesilir gibi oldu. Daha son kullanması da 12. ay diyor. Bilemedim valla. Niye böyle oldu? Evet, sütüm böyle bayağı bir köpürene kadar kaynattım. Şimdi içerisine ilave edeyim. Şu an için bir kesilme gözükmüyor bakalım. Tadından anlarım zaten bir ekşilik varsa eğer ki. Daha yeni açtım yani bilmiyorum. Yeni almıştım üstüde. Normalde ben bir üstünü alıyorum dost olanı. Bu denk gelmişti geçen markete gittiğimde. Dedim bunu alayım. Tekrar BİM'e uğramayayım. Ama şu bir gerçek ki arkadaşlar. Gerçekten BİM'in sütleri süper oluyor. Yani tat olarak da olsun. Kullanım olarak da olsun. Gerçekten çok lezzetli.
Şöyle göstereyim. Sütlü kahvem. Oh, mis gibi de kokusu da gelmiştir sizlere de. Kerim arkadaşı bu kreker koyacağım. Bir yandan boyamasını yapsın. Çünkü dışarı çıkmak istiyor. Evet. Çünkü dışarıya çıkmak istiyor. Dışarısı şu an 30 derece. Çıkarma gibi bir şansım yok. O yüzden bir şekilde oyalamaya çalışıyorum. İşte etkinlik kitapları alıyorum. Önüne böyle kraker tarzı koyuyorum, süt koyuyorum. Bir şekilde oyalayacağım. Dışarı çıkacak gibi değil çünkü yanıyor gerçekten. Arkadaşlar şu anda saat tam 5. Dışarıda bir fırtına çıktı. Kum fırtınasıymış. En çok Polatlı'da olmuş. Bir sürü resimlerini gördük az önce. Yani Polatlı kapkaranlık bir şekilde olmuş. O kadar çok fazla toz vardı ki. Biz de bu, o sırada balkonda akşam yemeğimizi yiyorduk. Birden böyle bir rüzgar başladı. Bir böyle kumlar, tozlar, topraklar. Hemen kalktık, içeriye kaçtık. Aşırı bir şekilde çünkü kum geldi. Şu an genzimiz o kadar çok tıkandı ki yani daraldım nefes alırken. Hep yani yuttuk herhalde tozları. O kadar çok aşırı bir şekilde toz oldu ki. Ondan sonra rastgele elime telefon aldım. Instagram'a bir girdim. Allah'ım, Polatlı ne haline gelmiş böyle. Yemin ediyorum resmen kıyamet alameti. Şu anda hala rüzgar var dışarıda. Hani toz bir tık da olsa toz gitti. Karşı bina gözükmüyordu, öyle söyleyeyim. Yani bizim binalar arasındaki mesafeyi az çok biliyorsunuz. Çok fazla bir mesafe yok. Karşımızdaki binayı göremez olduk. Eşim işte hemen koştu, camları kapattı. Biz hemen balkondan içeriye geçtik. Yemekleri falan kaldırdık. Gerçekten çok kötü bir şeydi. İlk defa böyle bir durum yaşıyorum. Aşırı bir şekilde dışarıda toz, kum. Kum fırtınasıymış zaten. Gerçekten Allah herkesin yardımcısı olsun. Özellikle de Polatlı'da yaşayanlara. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Çok kötü bir durum. Eminim o videolarda gördüğüm şekilde ben yaşamış olsaydım o kadar kötü bir durumda olurdu ki kesin kıyamet koptu derdim. Eminim sizler de haberlerde falan görürsünüz bugün Polatlı'nın ne olacağını. O durumu yani o şekilde bu an burada bu evin önünde yaşamış olsaydık ben kesinlikle kıyamet kopuyor diye bir yığılır kalırdım bir yerde. Çok korkunç. Allah herkesin yardımcısı. Şu an dışarıyı size göstermek istiyorum. Şu özellikle de bulutlara bir bakın arkadaşlar. Perişan bir hal. Göz gözü görmüyor. Şu karşı tarafı şöyle bir görün. Şöyle yakınlaştıracağım sizin için. Karşı taraf gözükmüyor. Normalde bu kısımda dağlar falan var şu kısımda. Çok kötü bir hava var dışarıda. Arkadaşlar şu anda saat 6:30. Dedik hava kapalı, madem bir çay demleyelim. Normalde kahvaltıda bile bugün çay içmedim. Nedense havalardan mıdır artık esiyor ya, canım çay istedi. Bizim oğluna dedim ki çay içelim mi? O da içelim anne. Çay suyumu koymuştum, kaynadı çoktan. Çayımı da demleyeyim. Genzim o kadar çok dolu ki yani tüm toz duman hep buramda tıkandı kaldı. Boğazlarım aşırı bir şekilde acıyor. En azından hani o kadar çok su içtim geçmedi ama en azından çayla bari geçiştirelim. Biraz daha koyayım. Bizim oğlana da şimdi kraker ve çikolata vereceğim. Çünkü bugün o yemeğini yedi, değil mi? Yemeğini yemeseydi vermeyecektim ama. Değil mi oğlum? Yemeğini yemediği zaman cezalı olur. İstediğini vermiyorum. Çayımız demlene dursun. Şuraları toplayayım. Ben de birazcık yiyeceğim. Tamam. Arkadaşlar dışarısı öyle bir kapandı ki anlatamam size ve de o kadar çok serinledi ki ya sabah şikayet ediyordum hatta size, değil mi? Hava çok sıcak, neden bu kadar sıcak, işte daraldık bunaldık diye. İşte Allah da öyle olmaz böyle olur dedi büyük ihtimalle, karşında bunu verdi. Dışarıda sürekli yağmur atıştırıyor, duruyor, iki tekrar atıştırıyor. Arabaların üzeri hep çamur olmuş, yazık ya. Yani baktım arabaların camlarından, çünkü hani o toz yukarı çıkınca ne olacak? Geri yağmur olarak da aşağı inince tekrar toz olarak, çamur olarak iniyor. Benim balkon mahvolmuş, demirlerim mahvolmuş, camlarım mahvolmuş ki herkesinki böyle. Benimki de öyle, herkesinki de öyle. Arabalarını deseniz üstelik çamur olmuş. Yazık vallahi ya. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Zaten Polatlı'da hani
Instagram'da falan bakıyorum. O kadar çok fazla videolar var ki. İllaki duymuşsunuzdur sizler de. Resmen kapkaranlık olmuş. O kadar çok kötü bir durum ki. Yani biz sadece tozunu aldık buradan. O kadar çok fazla kararmadı benim oturduğum yer. Ona rağmen benim camlarım hep çamurdu. Balkon demirlerim, balkonum. Bizim balkonun üzerine masa var biliyorsunuz. Masa sandalyemiz var yemeğimizi yediğimiz. Şöyle elimi bir üzerinden geçirdim. Resmen şu iki parmağım çamur oldu. Ne diyeceğiz valla, yarın bol bol temizlik yapacağız anlaşılan. Allah büyüktür. Temizlik mi? Evet. Bunu yapar mısın? Yapacağım. Vallahi çok kötü bir durum. O an dışarıda olanlar yani psikolojisi resmen bozulmuştur. Yani ben olsam benim psikolojim çok bozulurdu. Çok kötü bir durum. Ama Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ben burada vlogu da sonlandırayım arkadaşlar. İşte bugünlük benden bu kadar. Etkilendim çünkü bu toz dumanda. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.